Antalya Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı 10 Nisan günü gerçekleştirildi. Bugün 10 Nisan. Malımızı canımızı korumakla kollamakla görevli Türk polisinin kuruluşunun 178. yıl dönümünde başta bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimize ve polis şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Aramıza katılan bir kadın belediye başkanımız olan Gülsüm Cengiz başkanımıza hayırlı olmasını diliyorum. 14 Mayıs Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında seçim tarihidir. Bu süreçte başta 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve tüm Cumhurbaşkanı adaylarına görev almak için aday olmuş aday arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ve mecliste görev alacak, milletin takdiriyle seçilecek milletvekillerimize başarılar diliyorum. Toplam 123 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısında encümen üye seçimleri gerçekleştirildi. Ayrıca meclis toplantısında Antalya Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı faaliyet raporu meclis üyeleri tarafından onaylandı. Antalya'mızda ve ülkemizde pandemi, yangın, sel, deprem gibi büyük felaketler neticesinde bazı önceliklerimizi istemeyerek de olsa değiştirmek zorunda kaldık. Ancak bizim açımızdan insan odaklı çalışmanın, insan hayatına dokunmanın önemi ve önceliği hiç değişmedi. Tüm bu zor süreçleri ve ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlara rağmen hiçbir bahaneye sığınmadan bir taraftan mağdur olan vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Diğer taraftan da projelerimizi, hizmetlerimizi teker teker yerine getirdik. Dönemi kurtaran işler yerine Antalya'nın geleceğini, menfaatlerini esas aldık. Hizmette siyaset yapmadık. Halka hizmet, hakka hizmettir dedik. Kimseyle kavga etmeden sadece çalıştık ve ürettik. Bugün itibariyle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir çalışanına, kamu kurum ve kuruluşlarına günü geçmiş borcu bulunmamaktadır. Antalya için çalışıyoruz.